Herkese merhabalar. Havalar ısındı. Bahar geldi, polenler uçuşuyor. Hepimizin içi kıpır kıpır. Tabii ki bununla birlikte polen alerjisi olanların da dertlerine değinmek lazım. Bu polen alerjisi olanların bu mevsimde ortaya çıkan dertlerinden bir tanesi de özellikle polen besin alerji sendromu, diğer adıyla oral alerji sendromu. Bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Oral alerji sendromu deyince ne aklımıza geliyor? Özellikle polen alerjisi olanların sebze, meyve ve kuru yemiş tükettiği zaman dilde, dudakta şişme, ağız içinde kaşıntı, şişme gibi belirtilerle kendini gösteren duruma biz oral alerji sendromu veya polen besin alerji sendromu diyoruz. Peki bu sendromun belirtileri neler? Özellikle polen alerjisi olanlar elma, şeftali, çilek gibi veya fındık, fıstık gibi besinleri tükettiği zaman veya zebzeleri tükettiği zaman dudağında şişme oluyorsa, kaşıntı oluyorsa ve ağız içinde kaşıntı, şişme oluyorsa, dilde kaşınma, ağrı, acıma oluyor ise ve polen alerjiniz de varsa işte o zaman aklımıza polen besin alerji sendromu gelmeli. Peki bu belirtiler neden oluyor? Bu polen alerjisi de besin alerjisi neden meydana geliyor? Nedenlerine değinecek olursak özellikle polen alerjisinin içindeki bileşenler bu sebze, meyve ve kuru yemişlerin içinde de var. Akraba olduğu için de onlardan çapraz reaksiyonla etkileniyor. Bakıyorsunuz şeftali yiyorsunuz, reaksiyon yapıyor. Her zaman da böyle dilde, dudakta kaşınma yapıyor gibi basit belirtilerle seyrediyor sanmayın. Bazen alerjik şoka bile neden oluyor. Peki bunun sıklığı ne kadar? Yani polen alerjisi olanlarda bu sendrom ne sıklıkta oluyor? Bir kere 100 kişiden 5'inde oluyor. Peki kimlerde daha fazla oluyor? Özellikle ciddi derecede polen alerjisi olanlar, yani polen alerjisinin ciddiyeti fazlaysa, alerjik nezle göz alerjisinin belirtileri fazlaysa, kanda yapılan alerji testi veya ciltte yapılan alerji testinde polen alerjisi çok yüksek seviyedeyse veya polenlerin yoğun olduğu bölgede yaşıyorsanız, kuş ağacına karşı, polenine karşı alerjiniz varsa o zaman özellikle bu kişilerde polen alerjisine bağlı polen besin alerji sendromu olma ihtimali daha yüksektir. Eğer polen alerjiniz yok, şeftali yediğiniz zaman alerji oluşuyorsa bu polen alerji sendromu değil, şeftalinin kendi alerjisidir. Ama polen alerjisi var, şeftaliye alerjiniz varsa o zaman daha çok bu polen alerjisine bağlı çapraz reaksiyon olma ihtimali daha yüksektir. Peki teşhisi nasıl konuluyor? Özellikle teşhisinde ciltten alerji testi yapılabilir, kandan yapılabilir. Özellikle bu polen besin alerji sendromunda en önemli teşhis yöntemlerinden bir tanesi kapsamlı bileşene dayalı alerji testidir. Çünkü burada hem polenlerin hem besinleri aynı anda değerlendirip bileşenleriyle birlikte değerlendirildiği için bu önemlidir. Bu sonuca göre de hangi besinlerin polenlerden etkilendiğini anlamak çok kolay oluyor. Deri testiyle yapılacaksa da hem besinlere hem polenlere karşı aynı anda bakmak gerekiyor ve bazen çok netice vermeyebiliyor çünkü ekstrakları kalitesine göre değişebiliyor. Peki polen besin alerji sendromunun tedavisini nasıl yapacağız? Tedavide özellikle bu polen alerjisine karşı aşı tedavisi yapılabilir. Aşı tedavisinin faydalı bulan çalışmalar var ama bazı çalışmalar da faydalı bulmayabiliyor. Özellikle kuş ağacına karşı alerjimiz var. Kuş ağacına karşı aşı tedavisi yapmak özellikle sebze ve meyvelere alerjisinde de faydalı olabilir ama bunu denemek gerekiyor. Ve özellikle polen alerjisine bağlı sebze ve meyve alerjiniz varsa bunların meyve ve sebzelerin kabuklarında daha fazla alerji oluyor ve kabuğunu soyarak özellikle bu sebze ve meyveleri fırınlayarak nasıl pişirdikten sonra örneğin 240 derecede 5 dakikada mikrodalga veya fırında tutabilirsiniz. Meyveyi de dilimleyip yine mikrodalga veya fırında 240 derecede 5 dakika tutmak birçok alerjileri düzeltebiliyor. Ancak bazen fırınlamadan etkilenmeyen alerji varsa bu da testlerde belli oluyor. Buna göre o zaman fırınlasanız da tüketemiyorsunuz, problem olabiliyor. Özellikle egzaması olanlarda bu sebze ve meyveleri fırınlasanız da yine egzamaya neden olabiliyor. Sonuç olarak bunların aşı tedavisi ve besinlere karşı önlem alarak tedavi etmemiz gerekiyor. Neye karşı çapraz reaksiyon varsa o besinleri tüketmememiz gerekiyor. En önemlisi diyet. Bazı gıdaları fırınlayarak tüketebiliyoruz. Ve ilaç olarak da antihistaminik ilaçlar, alerjik şok durumunda da adrenalin otoenjektörü gibi acil müdahale iğnesi tedavide faydalı olabiliyor.
burada polen alerjisini de ne bağlı besin alerjisini de anlatmış olduk. Polen besin alerji sendromu konusunda aklınıza takılan varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bizden istediğiniz alerjik hastalıklarla ilgili video varsa lütfen yorumlara yazın. Sizler için bu videoları da hazırlamaktan büyük keyif alacağız. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza da kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça güzel. Onun için aynı zamanda Alerji Doktoru Instagram'ımızı, Alerji Doktoru TikTok sayfalarımızı takip ederseniz memnun oluruz. Herkese iyi günler diliyorum.